Merhaba, bugün 17 Temmuz 2018 sabah saat 02:19. Bugün paper trade, yani kağıda yazarak, normalde öyle deniyor, borsadaki işlemlerinizi nasıl yapabileceğinizi, yani borsada alım satımda nasıl uzmanlaşabileceğinizi, nasıl başlayabileceğinizi, bunu kendinize nasıl düzenli şekilde alım satım yapmak istiyorsanız alıştırabileceğinizi göstereceğim. Eskiden tabi bu kağıda yazılıyordu, şimdi kağıda da yazabilirsiniz. Alım satım yaptığınız bilgileri daha sonra geriye bakıp doğru mu yaptığınız kararları, yanlış mı yaptınız onu görebilirsiniz. Ben bunlar için video yapıyorum. Alım satım kararlarını da siz yazabilirsiniz kağıda örneğin, ya da video yapabilirsiniz istiyorsanız. Ben örneğin ilk başta Netflix'te yukarı, örnek olarak Netflix alalım. Analiz ettik. Hepsi iyi. Şimdiki fiyatı Netflix'in 408, pardon, 448, kapanış fiyatı 448, 400,48. Diyelim kapanış fiyatından aldık. Şöyle bir Excel tablosu hazırladım onu. Bu yüzdeki risk yöntemi için kullanılan bir Excel tablosu. Bunu diğer videolarımda görebilirsiniz nasıl yapıldığını. 400,48'i yazdım şimdiki fiyatını. Daha sonra stop loss fiyatını yazacağım. Stop loss fiyatı önceki en düşük nokta. Örneğin 379,30 diyelim. Bunları tabii örnek olarak yapıyorum. Ama ben bu hisseyi de iyi görmekteyim. Şu nokta 379,30 diyelim. Stop loss noktası olarak belirliyorum. Buna göre 10 tane %2 risk kuralına göre 10 tane Netflix hissesi alabiliyorum. Bunu kağıda da yazabilirim, tarihini atarak, ya da investing.com sitesinden paper trade bölümü var orada. Netflix'i yazıyorum. Tarihini 10 tane alacağım. %2 risk yöntemine göre 10 tane alınabiliyor. Komisyonu şu anda yazmıyorum. Bu sadece öğrenmek için. Ekle diyorum. Eklenmiş oluyor. Bundan sonra tekrar gelip baktığımda burada kar zarar oranları, günlük değişimler hepsini görebiliyorum. Burada daha sonra portfolyomun istatistiklerini görebiliyorum. Nasıl ayırdığımı görebiliyorum onu. Daha sonra hepsini böyle analiz edebilirsiniz tabii. Böylelikle borsaya paranızı direkt kullanmadan girmiş oluyorsunuz yavaş yavaş. Daha sonra paranızı kullanabilirsiniz. Burada alım satım tarihlerini görüyorsunuz. Örneğin ben daha önce AMD şirketini eklemişim. Tarih 2017 Mart'ın 6'sında, ondan şimdi %27 karı olmuş. Bunun gibi düşündüğünüz hisseleri analiz edin. Sisteminize uyuyorsa paper trade olarak ekleyin. Tabii paper trade olarak demek, gerçekte paranızı yatırıp alacağınız hisseleri almıyorsunuz da not ediyorsunuz. Yani bu beğendiğiniz hisseleri bir kenara almak demek değildir. Bu normalde borsada yapacağınız işlemi yapmıyorsunuz ama not ediyorsunuz. Daha sonra bakıyorsunuz doğru mu yanlış mı. Onun için gözetlemek için olan hisseler başka bir yerde tutuluyor. Onların paper trade, yani kağıt üstünde yapılan borsa alım satımıyla herhangi bir ilgisi yok. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.